Evet sevgili misafirler, şimdi kızını evlendirmek üzere olan bir adamın bütçeyle kendini kaybedip perişan olmasını izleyeceğiz. Bu evlilik pahalı bir şey mi? Yani bütçe olarak. Çok pahalı. Hele çocuk. Çok masraf. Çocuk da tabii çocuk. Çok pahalı yani. Gerçekten çok pahalı. Çok pahalı denir mi? Çok pahalı demek de çirkin tabii. Çocuk ateş pahası arkadaşlar. Yani zor yani. Ben hani evlenirken şöyle bir teori koymuştum ortaya. Dedim ki yani bir düğünün ucuza gelmesi için gelinin olmaması gerekiyor. Yani beyler tek başına yapabiliyorsanız hani evlenin. Çünkü gelin girdim işin içine masraf. Çok abartı bir şey. Bir de yani hayatın en özel anı olduğu için de hiç masraftan evet, kaçmayayım bir de, diyorsun. Bir de onu mesela organize eden hani orada her uğradığım durakta hep bu deniyor. Evet bu ama özel. İlk hayatınızda bir defa. Evet. Bir defa onu bu değil de bu balonu alın ya da bu davetiye değil de şu davetiye alın falan. Evet. Sonra hep bir masraf sonra çocukla beraber o çarpı bir, beş oluyor falan çok zor. Peki var mı şu an aranızda yeni evlenmek üzere olan çocuğu tanıdığı kendisi... Oğlu, kızı evlenecek olan var mı? 1,5 ay oldu evleneli. O sizin taksitler devam ediyordur. O zaten çok gülmüyordu ben gördüm. 1,5 ay olmuş ya hala hesap yapıyor böyle. Şuraya verelim. Evet. 1,5 ay oldu. Evet. Mutlu yani biz her şeyi minimal bir şekilde yaptık. Minimal nasıl yapabildiniz? Düğün salonu tutmadık. Güzel. 100 kişilik bir organizasyon. Ben tasarımcıyım davetiyeyi falan kendim tasarladım. Kendin tasarladın. Aynen. Başka? O da müzisyen, müzikleri o yaptı falan. Şey ne? Başka? Yani bir de çok iyi pazarlıkçıyım. Gelinliği de yarı fiyatına aldım. Yani her şeyi çok vay uygun. Vay maşallah be. Aynen. Gelini de yarı fiyatına aldınız. Aynen. Çok iyiymiş yani işte bu bunları. Nişanı da evde yaptık. Aynen. Başka? Mini kokteyl yaptık. Mini kokteyl dediğinde kesin halay vardır ama. Halayı da kısa çekmişlerdir biliyor musun? Hani her şeyi minimal yapmışlar ya. Bir tur dönüp bırakıyorlar. Oy far far o kadar. Siz Tansu Çiller'diniz değil mi evet. Orada? Tansu Çiller mi adı? Adı Tansu evet. Çiller. Otomatikman bir indirim de olabilirdik yani oradan bir hayır, şeyden. Hayır eşi de otomatikman Özer Çiller oldu. İsim de değişiyor. Biz çok zor evlenebildik. Dedim ki artık evlenemeyeceğiz herhalde. Bu arada da sevgililikte birinci yılımız bile olmadı. Biraz hızlı. Sen işi çok karambole getirmiş gibi duruyorsun. Bu çocuk daha şoku atlatamamış bak ben söyleyeyim. Vallahi bu çocuk şu an evlendiğini hadi şu an idrak ediyor. Aynen. Üçüncü ayımızda evlilik teklifi aldı. Allah Allah. Onu sen etmişsin gibi duruyor. Hayır. Evet. Üçüncü ayda evlenme teklif ettin. Dedin, aynen. Teklif, bu teklif hemen evlenelim. Hemen aynen. Şey direkt bulmuşken. Çok güzelmiş ya. Harika. Çok tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Ederim. Dünürlerim bozuldu geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyoruz. Alo Rüstem, nasılsın, iyisin? İyi vallahi abi, sağ ol. Sen nasılsın? Tamam, çok uzatma şey. Ya ne diyeceğim, benim bu aralar biraz paraya ihtiyacım var. Bizim kızı evlendireceğiz de. He iyi abi, biz de vapurdayız şimdi. Ne alakası var oğlum konuyla? Şey diyecektim ya Rüstem, acaba diyorum sende varsa bana biraz borç para şey yapabilir misin onu? Abi şimdi tünele gireceğiz. Çekmeye bile çık. Ulan denizin ortasında ne tüneli lan? Avrasya tüneline mi girdin? Bari doğru düzgün bir yalan söyle, terbiyesiz ya. Ha Güngör, hadi kalk toparlan. Dünürler gelecek. Düğün öncesi alışveriş konuşacağız. Ay döktün hep. Nevin, bu ne? Allah'ını seversen bunu bir soyaydın ya. Ya Allah Allah, vitamini kabuğunda herhalde. Gergedan mıyız biz Allah'ım? Bunu nasıl yedin? Ben bunu nasıl ısıracağım ben bunu ya? Abart her şeyi, abart fikri. Tamam, yeme bunu. Bunu yeme. O zaman ne? Papaya aldım. Bunu ye. Papaya mı aldın? He. Kaç lira bunun tanesi? Şey, 60 lira. Ne? Tanesi 60 lira. 60 lira mı? 60 lira. Kızım öyle sessiz söyleyince ucuz olmuyor. 60 lira ne Allah'ını seversen? Götür iade et bunları olmaz. Ya. Olmaz. Olmaz ya. Dünürler gelecek diyorum. Duymadın mı beni? Hep paralarıyla hava atıyorlar zaten. Ya hava atıyorlar da hava atıyorlar. Ne atıyorlar? Var yemezleri ya. İşte bizde var. Varken yiyeceğiz. Bir tadına bak. Ben bunu yemem. Bak dokunur bana. Ha? Anne. Anne soruyorum hazır mısın? Ben paramın 1/3'üyle bisiklet, 2/4'üyle oyun konsolu, 1/5'üyle de kıyafet alırsam... Baba seni döver. Çok doğru. Ama siz beni böyle baskılarsanız ben kazanamam ki üniversiteyi. Kazanamıyorsun ki oğlum zaten. 3 senedir boşa para veriyorsun. Aa boşa para demişken baba dershanenin taksidi geldi. 1000 lira ateşlesene. Ya arkadaş beni çıldıracaksın ya. Para yok diyorum. Biri kalkmış papaya meyvesi almış. Biri kalkmış benden 1000 lira ateşlesene diyor. Baba kartımı verir misin?
Al donumu alın ya. Vallahi donumu alın benim artık ya. Vallahi soyun beni ya. Bu nasıl iş, ben anlamadım. Oğlum. Bak. Siz ya. Ama yaklaştın ha. Vallahi delirttiniz. Ne yapacaksın kartı? Ya baba nasıl ne yapacaksın ya? Beyaz eşyaları alacağız ya. Biliyorsun kız tarafı alıyor. Bir şey soracağım. Taraf değiştirebiliyor musun? Geç artık. Ver. Ver kartı ver. Hadi ver. Üzme kızı ya. Bu ne ya, İstanbul kart? Beyaz eşyaları aldıktan sonra metrobüse biner gezersiniz artık. Ne yapalım? Ya baba bir de dalga geçiyorsun. Of ya. Ya üzdün kızı. Of ya. Of ya. Baba olmak zor değil mi? Yürü git lan, dersine çalış. Ya nasıl benim dersime geliyor her konu ya? Ulan nasıl bulacağız bu parayı ya? Selam aleyküm enişte. Hayırdır lan Numa? Ağzın kulaklarında. Yok be, ondan değil. Yüzümü gerdirdim. Yüzünü mü gerdirdin? Tüh ya, boşuna açık ettik, belli olmuyormuş. Biraz yaşlandım ben işte. Kendime bakayım dedim ondan. Gel gel otur. Oğlum sen parayı nereden buldun estetik yaptıracak? Pis işlere mi ulaştın yoksa? Yok enişte ya. Vallahi bahis oynuyorum. Dominik'te bir arkadaş var. Bana tiyo veriyor. Çocuk hakem. Murat Ceylan mı lan? Ne alakası var? Survivor mu bu ya? Çocuk gerçekten hakem maçlarda. Maçların sonucu önceden belli. Bana söylüyor. Ben de oradan vurgun yapıyorum. Haftada 15-20 bin indiriyorum. 15-20 bin lira mı? Ulan çok iyi para lan. Evet. Ben de mi girsem o? Gitsem diyeceğim de benim bütün birikimim 10.000 lira. Ben şimdi onu sana versem nasıl olacak? Değer mi bu riski? Enişte öyle düşünme. Risk almadan başaramazsın. Bak şimdi, bir tane arkadaş vardı. Ben buna dedim ki, son 10.000 liranın bahsedim. Basayım dedi ama beni dinleme, tamam mı? Ondan sonra bunun bastığı takım 3-0 öndü. Arkadaş maçta 2 penaltı, 2 kırmızı kart. Bir de kaleci ayağının altından kaçırdı mı? Çocuğun bütün para gitti. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Adam batmış. Ya sana diyorum, dinlemedi diyorum işte. Aynı hesap, bir arkadaş daha 5.000 lira bastı. Sonra ne oldu? Onu bilmiyorum, ondan görüşmüyoruz. Ya Numan sen beni çıldırtacaksın ha. Basayım mı, basmayayım mı? Bas enişten, bas. Bak şimdi bir tane maç var, son 10 dakikası. Tamam mı? Takım 2-0 önde. Ama bizim takım 3-2 yenecek. Bana tiyo geldi ya. Şimdi 1-20 oranı var, tamam mı? Sen 10.000 lira ver, 10 dakika sonra senin 10.000 lira 200.000 lira enişte. Değer mi diyorsun lan bu riske? Ya değmez olur mu ya? Benim gibi adam estetik yaptırdın diyorum şu halime bak. Tamam lan, gönderiyorum sana 10.000 lira IBAN. Tamam. Var var, IBAN'ım var şimdi. Attım. Heh, bana bak. Sakın ha bizimkilere söyleme. Benden. Aa, geldiler. Vallahi geldiler. Hoş geldin Numa. Merhaba ablam. Sen yüzünü mü gerdirdin lan? Bak kadın hemen anlıyor, görüyor musun? Abla maç var. Ben 10 dakika onu izliyorum içeri, tamam. Geç, 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 geç. Hadi açtım ben. Hoş geldiniz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk. Eh koy oğlum onları. Turgay ayakkabılarımı içeri al. Biliyorsun onlar çok pahalı. Hadi. Fiyatı tabii ki söylemez. 550 lira. Tanesi he. Buyurun lütfen buyurun. Çabuk geldiniz. Biz sizi bu kadar erken beklemiyorduk. Çabuk geleceğiz tabii. Otobüse binecek halimiz yoktur. Bir bari taksi bulmuşsunuz. Yok canım, minibüsle geldik. Bir de gelirken ben annemi kucağına oturuyorum. Aynı eski günlerdeki gibi değil mi anne? Evet canım benim. Allah'tan ayakkabılar çok rahat. Rahat olacak tabii, o kadar para vermiş ki. 550 lira. Tanesi he. Yol yakınken vaz mı geçsin? Lütfen. Lütfen. Hoş geldiniz. Asitin ay kızım ben sana ne olmuş? Ne kadar süzülmüş değil. Tabii. Kötü görüyorsun. Asitin ay gelinlik bol gelecek. Baban sana iyi yedirmiyor mu kızım? Ne alakası var canım? Benim kızımın bir dediğini iki etmem ben. Yani aslında canım geçen erik çekmişti ama çok pahalı diye alamamıştı. Anladım. Kızım, tamam canım, Allah Allah. Neyse parası şey yaparız. Ben kızına erik yedirtmiyor dedirtmem. Dedirt bence baba, eriğin kilosu 690 lira. Oh. Aşkım, aşkım. Niye bana söylemiyorsun? Ben sana gideni alırdım erik. Çok 690 lira. Aşkım, niye bana söylemiyorsun? Ben sana gider toplardım erik. Toplardım diyor ya. Al kızım şu kredi kartını. Al. Gerek yok. Bir kilo erik al kendine. Söylemişken bir kilo de bize söylesin ya. İyi erik. Çeyizden düşeriz. 2 kilo ne kadar yapıyor lan? Baskılamayın beni ya. Şu an toplayamıyorum. Tamam canım, erik yok ama papaya var. Papaya biz hep kiloyla alır yeriz. Papaya mı? Ne kadar değişik bir şey. Bana da... Bu da çok değişik. Hepsi çok değişik. Biz bunu alalım bile. Paket yaptıralım isterseniz. Evde yersiniz ha. Olur mu? Olur, olur, olur. Olur, olur. Çeyizden düşeriz bunları. Evet, çeyiz demişken. Diyoruz ki beyaz eşyalar gri olsun. Evet aşkım, bir eşyaları gri alalım. Benim çocukluğum hayalim. Yani senin hayalin de gri beyaz eşya biraz daha pahalı baba. Ne yapacağız? Ne kadar fark var arasında? Farkı siz öderseniz olur. 5.000 TL var.
Beyaz eşyayı beyaz alalım. Biz eskidikçe gri olur. Merak etmeyin, şey yapmayın. Ben işte gol, gol geldi. 2-1, 2-1. Oğlum. İçin ne yapayım? Bizim kayınço ya. Biraz maç bağımlısı da kendisi. Tamam ya, tamam. Gri olsun beyaz eşyalar. Ben alıyorum. Hatta arttırıyorum. Banyo takımları da bende. Ha. Tabii ki. Zaten acilen tohumu kaçtı bozduma. Şey vardı ya, evi kız tarafı dizer, öyle değil mi? Ha söylesene bir şey, öyle değil mi? Kız tarafı dizer. Ayrıca da biz bu adamı alırken başlık parası bile verdik. Nereye sizin oraya bu adet? Nereden geliyor? Hindistan mı oraya? Erkek evin naz evi diye bir laf vardır. Kız evi değil mi o ya? Evet. Ve evin tek oğlu olduğum için biraz değerliyim de kusura kalmayın. Of. Ben de evin tek oğluyum ama bayramda açlık bile vermiyorlar. O zaman tamam, yatak odası sizde ama. Ama canım sizde bizde mi var? Biz bir aileyiz, siz alın. Tamam, biz alırız. Ne bileyim, oyuna getiriyor, hemen gaza geliyorum ben de. Başka neler giriyor, gerekiyor kız tarafı için yani? Ne yapmamız lazım? Kuaför masrafı sizde. Fotoğraf çekimi sizde. Davetiye sizde. Orkestra sizde. Gelin arabası sizde. Gelin arabası niye bizde? Damat arabası olsa bizde olurdu, doğru ya. Gelin arabası adı. Allah Allah. Bir de aşkım damatlık sizde. O niye bizde? Gelinlik değil ki, damatlık işi. Sen dedin az önce. Ya sizi gerçekten bunlar ya. Allah Allah, böyle iş olur mu? Kalkayım gel böyle şey olur mu ya? Benim cümlemin içine bir tane kelimeyi çekip alıyorum, burada konuşacağım ya. Baba bir şans daha verelim. Bir şans daha verelim. Otur, otur, otur. Baba sen onu bir çınarsın. Alacaklar, yalnız benim damatlıkta yaldızlar olsun istiyorum, çocukluk hayalim. Evet. Kol düğmeleri de en az 1000 lira olsun. Tanesi he. Baba ne olacak? Enişte, gol geldi. 2-2. Oğlum manyak mısın? Geç. Güzel. Tamam. Tamam lan. Tamam. Ne tamam? Benden ya, benden. Yaldızlı damatlık da benden. Hatta üstüne maşallah bile yazdıracağız. Çok babacığım. Çok güzel ama ya, her şeyden siz aldınız ya. Şimdi ben bak, mahcup oluyorum ya. Hiçbir şey ne yapsam ki? Ben utandım ben şimdi. Evet, utandı. Siz de bir şey alırsın. Diş fırçasıyla. Havlu da benden aydı tamam ya. Kocam çıldırdı, çıldırdı. Olabilir. Ne kadar bol gönüllüsünüz. Bu devirde sizin gibisini bulmak çok zor. Tamam, tamam. Hadi her şeyi biz aldık. O zaman şöyle şaşalı bir düğün isteriz ama. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Benim kızım ne isterse düğünde olacak. Yani benim öyle çok lüks isteklerim yok. Sadece düğün asansörle girmek istiyorum. Ben yani sandal da olur ama şimdi biz böyle girerken lütfen bir bando takımı da olsun. En az böyle bir 150 tane falan havai fişek. Havai fişeğin önünde tabii 8 katlı pasta olsun. Biz zaten et menü tercih ederiz. Bir de düğünümüze Murat Boz gelirse var ya, benden mutlusu olmaz ya. Düğün iptal, kalkın gidin. Olmaz, ben görmeyin. Biz her şeyi aldık ya burada. Ya bu nedir ya? Bu oğlum, bu düğün değildir, bu festival. Ya olsun baba, festivalde eğlenirdik ya. Murat Boz benim çocukluğum hayalim baba. Ya ne Murat Boz'u ya? Kah dalı mıçı gelecek, kah dalı mıçı. Saçma bir şey oldu galiba. Sen ondan mı yaptın beni Allah'ın cezası? Bunu da aralar çıkarmışsın biliyor musun? Oğlum saçım var, niye bir daha ektirdin manyak? Ya güzel onu derler, ondan oldu. Yani. Tamam neyse, oh Allah'ım sana şükürler olsun. Ya siz ne yapıyorsunuz? Delirttiniz beni ya. Burada bir taraflarımıza yılan kaçmış, siz ne yapıyorsunuz? Bir dur ya, bana bak. Düğün de bizden lan. Düğünü de ben yapıyorum. Hadi bakalım. Murat Boz'u da çağırıyorum, Tarkan'ı da çağırıyorum, Kahtalı Mıçı'yı da çağırıyorum, ha? Aha ben de gaza geldim. Gelinlik dayısından geline bir adet daha var. Salak salak konuşuyorsun dayı ya. Ya bu sümsük ya, bu çocukla evlenme ya. Sana çok daha güzel damat bulurum ben. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu güpe gündüz terbiyesizlik bu. Evet ya. Ya dinirim. Ben gerizekalıyı atın orada. Canım dinirim benim. Benim canım dinirim. Madem bile bir para kazandın, ya bizim diş fırçasıyla havlu takımını desen mi alsan ya? Biz Ayvalık'taki yazdığı bozdurmayalım. Ayvalık'taki yazdığı bozdurmayın, evet. Siz zaten hiçbir şey bozdurmayın ya. Olacak şey mi? Onu satma, bu bir sürü paranız var. Hiçbir şeye bir şey şey yapmıyorsunuz yani ya. Terbiyesizlik resmen ya. Allah, ne bir dakika oğlum, bir dur ya. Onu aldınız, bunu aldınız. Yok gelinlik arabası, yok bilmem ne arabası. Yani ne bu terbiyesizlik, aymazlık? Enişte. Ne oğlum, bir dakika bir şey konuşuyoruz ya. Yemin ediyorum bak, sabahtan beri bu kızın eğer bu çocukta gönlü olmasa, vallahi de billahi de ben bu işi bozardım. Enişte. Ne enişte, he enişte? Hakem vara gitmiş. Tamam oğlum, gider vara gider. Hakem vara gidebilir, ne olacak ki? Gol değilmiş. Vardan iptal oldu. Maç da bitti. Ne diyordun? Ne diyordun? Düğün neyin iptal? Çıkın gidiyoruz. Paralar da yok. Hiçbir şey yapamıyorlar. Şu saksıyı alsın. Şu saksıyı da al. Ya benim çocuk ne olacak? Çık, çık, hepsini aldım. Yemeği kaldım. Saksımı niye alıyorsun? Ben saksımı aldım. Ama koysun beni.
bir diyecektin lan senin? Hani üç gibi diyecektin lan maç, he? Ne yaptın lan sen? Abi Melisa, sonuçta bizim hakem verdi golü yani. Var hakemleri gitmiş, ne yapayım? Ya sen neye hala gülüyorsun dayı ya? Kızım içim kan ağlıyor, yeni girdim ondan belli edemiyorum ya. Bak hala ya, vallahi rezil olduk ya. Rezil ettiniz beni, he? Ya kızım, ben ne yaptıysam senin mutluluğun için yaptım yani. Tamam, tamam. Evet, rezil olduk ama yani bu mu yani? Bu çocuk mu? Bu aile mi? Allah'ını seversen. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Bunların en iyi olmakla uzaktan yakından bir alakası yok ya. Özünü seveyim. Adam gelin arabasını bize kitlemeye kalktı ya. Gelinliğiydi. Al gelinliğiydi. Vallahi az bile yapmışız ya. Tamam. Kalan paramızı da çarçur ettiğim için özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Beni affedin. Aile işte. Ne yapacağım? Enişte, aslında benim bir fikrim var. Senin kenarda kalmış paralar benim Cibuti'de bir tane yan hakem tanıdığım var. Senin Cibuti'ne yan hakeminin de saçına da ulan cezası. Çok güzel git diyenler. Zil diyenler. Evet, hemen hemen aynı alkış geldiğinde tam zil diyemiyoruz. Kim yazmıştı skeciyi? Atakan yazmıştı. Evet, aslında bütün skeç kurallarına da uyuyor ama aralarda böyle bir atışmalarda falan böyle biraz daha iyi şaka bulmak lazımdı. Bir şey mi? Yani skeç matematiğinde hani maç falan sistemi, arkadan sürekli destek, her şey uyuyordu aslında. Emre'nin tipi falan mesela çok orijinal, hiç daha önce yapmadığı bir tipleme. Sen abi inşallah son olur. Hangi yöreydi bu Emre'cim? Türkiye. Genel. Türk bir mozaik mi? Genel abi. Emre, senin bugün doğum günün mü? Evet abi. İşte doğum gününde yepyeni tiplemesiyle kardeşim iyi ki doğdun. Nice yaşlara inşallah böyle tiplemelerle, böyle yöresel dillerle inşallah daha kaslı, daha da yakışıklı olduğun nice yarınlara inşallah iyi ki doğdun Emre'cim. Vallahi nice yaşların olsun. Evet. İbo'cum, ne demek istersin? Vallahi elinize sağlık. Güzel yani. Bence güzel skeç ama işte şeyde bir problem olabilir. Hani problem arıyorsak yani skeçte. Tam tersi hani genelde böyle kız evi daha fazla talepkar olur ya böyle erkek evi çünkü bütün masraf yapar. Belki burada hani evet bir takla var, güzel bir takla o. Bence hani erkeklerin, erkek evini ama o da şu oluyor yani hani o kadar gözüne yapıyor ki. Hani biraz böyle hani fazla sanki böyle başta böyle bir fazla olmadan böyle ufaktan yapsaydı sanki böyle daha böyle yiyebilirdi hani şaka. Çünkü bence güzel şakalar vardı. Hani güzel gidiyor. Bence enişte tipi de çok güzel hani. Şey bacanak mı? Neydi? Dayı mı? Dayı işte dayı. Yani. Kayınço. Kayınço tipi bence güzel mesela. Bu bahis muhabbeti de çok güzeldi bence. Evet. Hani o belki o orada hani birden hızlı cereyan etti gibi. Orası biraz. Sıkıntı değil ama bence genel skeç olarak güzel bir skeçti yani. Teşekkür ediyoruz İbucuğum. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızda.